Merhaba. Bu hafta Akvaryum Sohbetleri'nde Ege Gündüz'ün evindeyiz. Merhaba Ege. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Klasik hediyemizi verelim. Tropikal'in yeni ikameti. Evet, çok güzel bir akvaryumu var. Bize akvaryumundan bahseder misin? Ölçüleriyle başlayabiliriz mesela. Ölçüler 60-40-40. Evet. Ultra clear. 45 derece açıyla kesilip birleştirilmiş. Sanırım lazerle birleştirilmiş. Silikon evet, kullanılmıyor. Takrib 97 litre kadar su alıyor. Ama 10 litre falan kum olduğu için içerisinde işte bir 87 litre, 85 litre kadar. Onu baz alıyorsun. Aha, su var içinde. Yani ona göre su değişimi yapıyorum, ona göre yemliyorum, ona göre hani filtre malzemelerini diziyorum. Bu arada filtren ne kullanıyorsun filtre? Filtre Eheim Classic 250 var. Sunsun var bir de. 603B. Sanırım aşağıda olduğumuzda. İlk başta 603B ile başladım. 603B bir süre sonra yeterli gelmeyince Eheim'i de hani eklemek istedim. Sunsun'u iptal etmeyip yerine sadece Fluval'in süngerini kullandım. Evet. Eheim'in içerisinde Matrix var. Matrix'i biliyorsunuz hani pek çok, yani mesela 1 kiloluk bir seramiğin kapladığını işte 100 gramı çözebiliyor. Alan bakteri olarak kaplıyor bakteri. O yüzden filtreyi doldururken daha da yer açıyor. Bu arada şeyden de bahsedelim. Bakteri ne kadar çok, bakteri içi yüzey alanı ne kadar fazla, akvaryumun kalitesi o kadar iyi. Evet. Yani balıkların su kalitesi o kadar iyi. Evet, zaten bakteri suya yansıyor direkt. Suya yansıyor değil mi? Evet. Bitkilerimizden bahset, ışığımızdan. Işığımız Çiroz. Evet, özel siparişle getirildiz ya akvaryumdan. Evet. Bitkiler ya, genelde kalın yapraklı bitkileri kullanmayı seviyorum. Daha dayanıklı oluyorlar. Genelde Anubias, Kriptokolye, Echinodorus. Echinodorus gibi. Şunu Gökay arkadaşımdan almıştım. Adını bilmiyorum. O ağırlıklı gidiyor. Yani arka planda da mangrove köklerini kullanmayı tercih ettim. Burada kendi yaptığımız karides yuvası var seramikten. Evet, çok hoş. Bu arada Venezuela... Tabii, Black Venezuela'lar, evet, orunçlar. Orunçlar çok hoş gözüküyorlar. Neritelerim var. Burada bir boynuzu neritem kaldı. Burada rabbit snake var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Biraz utana utana çıktı. Bir ay oldu yaklaşık. Karbondioksit hızlı mı veriyorsun biraz? Karbondioksit değil aslında, o karbondioksiti iptal ettim. Öyle mi? Bir hava taşı bağladım ona. Ben karbondioksit. Arkada böyle difüzörü görünce. Arkada böyle buranın sıkılmışlığından bunalıp kaçarlarsa bir minik sakinlik bir bahçesi gibi bir alan yaratmak istedim. Bölge yarattım. Evet. Orada dinlenebiliyorlar. Evet. Soytarıları ve galaksilerin de muhteşem. Evet. Galaksi rasporalar. Büyük hayranıyım galaksilerin. Evet, hepimiz. Bu akvaryum hobisi ne zaman başladı? Neyle başladı sende? Abi akvaryum hobisi şöyle başladı. Kız arkadaşımla bir gün bir pet shop'ta köpeklere ödül maması alırken köpeklerimize bir Japon balığı gördük. İşte bakabilir miyiz, edebilir miyiz diye bir canlı sahiplenelim istedik. Bir tık yanlış bilgilendirmelerle bakıp öldürdükten sonra doğru bir akvaryumcuyu arama arayışına geçtik. O zaman arattık, bize takvarımı bulduk, o şekilde tanıştık. 30-30-30'la başladım sonra Zet akvaryumda. Beta bakıyordum, beta baktıktan sonra akvaryum bir tık daha büyüttüm, türlerimi değiştirdim. Bu arada yavaş profesyonelliğe doğru geçtik. Sözünü de kestim, Ege'nin kız arkadaşı çok aşırı vicdanlı. Bizdeki sakat balıkları alıp evde bakıyorlardı Ege ile beraber. Kör balıklarımız vardı. Aynı, Ege aynı zamanda iki de köpek sahibi. Onlar şu an arka planda uyuyorlar. Bizle oynadılar. Ondan sonra uyumaya geçtiler. Mağazamıza geldiklerinde Ege ile arkadaşı hep kedi ve köpekleri ürünlerle, bizden aldıkları ürünlerle beslemekte. Sokak hayvanlarına da çok duyarlılar. Onları zaten evlerinde ve dışarıda sokakta hareketleriyle yansıtıyorlar. Akvaryumun çok güzel. Çok teşekkür ederim. Berraklığı da çok iyi. Suyun berraklığı tamamen siçem ürünlerine bağlı. Bir Matrix'in bakteri tutuşuyla, bir de purigen diye bir malzeme var içerisinde. Evet. Onunla. Ayrıyeten Clarity diye bir ürün var siçem markasının yine. Muhteşem üçlü diyebiliriz değil mi? Toz düşen bütün
partikülleri gözle görülmeyen partikülleri bir anda filtreye çekiyor. Uçuşan tozlar gidiyor. Bu hobiyle uğraşanların en çok bize sordukları şey, sizin akvaryumlarınız nasıl bu kadar berrak, biz niye böyle yapamıyoruz? Biraz sabırsızlık var sanırım. İnsanlar gerekli malzemeyi ve gerekli ortamı yaratmadan berrak su elde etmek istiyor. Sanırım orada biraz bir hata yapılıyor değil mi? Bu yani, konuyu konuşalım. Bir tık araştırmak gerekiyor. Neyi nasıl yapacağını, bakteriyi nasıl oturtacağını, doğru malzemeler kullanmak gerekiyor. Yani mesela bu malzemeleri kullanırken ekstra %25'lik, %30'luk bazı markalara göre fiyat farkları oluyor. Bunları göz ardı etmeden doğru malzemeleri seçerlerse yani bu şekilde bir akvaryum ortaya çıkabiliyor tabii ki. Biraz da sabır. Bizi dinleyenler bir hafta 10 gün gibi bir sürede bu berraklığa ulaşıyor. Ama bugün bir şey atayım ya da koyayım, yarın ya da birkaç saat sonra bu berraklığı elde edeyim, öyle bir dünya yok yani. Yani öyle mucize bir ürün yok şu an için. Aynen. Umarım çıkar. Ama akvaryum hobi işi olduğu için biraz da zamana bağlı olmalı, sabır da olmalı, uğraşla beraber başarı gelmeli. Yani atayım kimyasalı, ertesi gün böyle olsun veya bir saat sonra olsun, o da yanlış bence. Doğayı taklit ettiğimiz için. Değil mi? Yani o yüzden yavaş yavaş yapılmalı. Doğada da çünkü artılar da eksiler de yavaş yavaş oluyor. Yani biraz süreç izlenmeli. Hani zaten izlenmesi gereken şey tatmin ediyor. Hani bu süreci sizin geliştirdiğinizi görmek tatmin ediyor. Hani bir anda ben atayım suyum berrak olsun, balıkların bir anda kocaman olsun. O anlık tatmin eder diye tahmin ediyorum. Kullandığın cümle çok güzel. Doğayı taklit etmek lazım. Şöyle sorular geliyor. İşte ışığı kaç saat yakalım? 24 saat yanıyor bizde. Ben diyorum dünyamızda güneş ne kadar yanıyor? İşte ne kadar hangi açıyla geliyor? Evet. Biz çünkü direkt dik açıyla verdiğimiz için en yoğun şekilde ışığı veriyoruz. Yani biz güneşi dik açıyla kaç saat alıyorsak ve yatay açılarda ne kadar alıyorsak onun ortalamasını almamız lazım. Evet. Yani kısaca doğayı taklit etmemiz evet. lazım. Doğada ne oluyor? Nehirler akarken bir su değişimi oluyor. Balıkların doğal su değişimi. Evet. Biz de haftada bir, üçte bir, en az dörtte bir su değişimini yaparsak başarı elde etmemiz için hiçbir sebep kalmaz. Sonuç bu oluyor aşağı yukarı zaten. Aynen. Yani biraz doğayı taklit, biraz da düzgün malzeme kullanarak biraz böyle da gördüğümüz... Disiplin. Biraz da üşenmemek gerekiyor su değişimlerinde. Ayda biri çıkıyor bazen su değişimleri. Belli bir yere geldikten sonra ekolojik denge kuruluyor. Akvaryum kendi kendine gidiyor ama. Yani bu akvaryum yaklaşık işte 1,5 senelik bir akvaryum. Yaptığım tek şey haftada bir su değişimi. Tabii şimdi çöpçüler atık yemleri yiyor. Vatozlar, neriteler yosunları yemekle meşgul. Doğal bir denge var. Balıkların dışkısı azot yaparak bitkileri besliyor. Evet. Doğal bir denge söz konusu burada. Yani mesela ben bu akvaryumu kurduğumdan beri hiç cam kazıma işlemi yapmadım. Mesela evet. bu olayı neriteler çözüyor. Tabii ki, tabii ki. Yani elini sokmak gereği duymuyorsun, işte cam sileceği kullanma gereği duymuyorsun. Gayet yani başarılı. Ne kadar doğaya müdahale etmezsek o kadar aslında başarılı bir döngü oluşuyor yani. Kesinlikle. Eğer girmemesi bu durumda önemli oluyor. Kesinlikle. Işıklandırmamda yaklaşık bir maksimum 4,5-5 saat kadar yanıyor. 5 saatten fazlası tecrübelerime göre zarar veriyor. Yosun patlaması. Yetkiyi yapıyor ya sakal yosunu yapabiliyor. Evet. Sakal yosunu bir kere gelince... Geri dönüşüm olmuyor. Bütün unsur dengede. Evet. O yüzden dengeyi iyi kurmak ve sabretmek gerekiyor. Denge eşittir başarı. Doğru. Teşekkür ederiz. Akvaryumunu bize gösterdin. Akvaryumla ilgili sohbet ettik. Teşekkür ediyoruz ben sana. Ben teşekkür ederim. Evet, bu hafta Ege Gündüz'ün evindeydik. Haftaya bir başka akvaryum sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi günler. Hoşçakalın.